Bayanlar baylar, fantastik diyarlara hoş geldiniz. Demolish and Build 2018 ile karşınızdayız. Bu seriyi Fantastik Diyarlar kanalında ilk izlenim olarak bu bölüm yayınlanacak. Devamını izlemek isterseniz de videonun altındaki linkten Fantastik Playlist kanalına gidip oynatma listenin tamamını orada seyredebilirsiniz ikinci kanalımızda. Evet. Hadi bakalım şimdi oyunda neler varmış bir görelim. Tek oyunculu ve çok oyunculu seçeneklerimiz var. Tek oyunculu diyelim. Oyunumuza başlayalım. Bu arada videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha çok kişi erişmesi için beğenmeniz de önemli. Eğer abone değilsiniz de abone olup kanalı desteklerseniz seviniriz. Artık bu tip içeriklerimiz çok fazla gelecek. Çok bölüm, çok yayın olması sebebiyle bölümleri yayınlayamıyorduk. O yüzden ikinci kanalı açtım. Oraya gelip tüm bölümleri bu tarz oynadığımız tadımlık oyunlar, keyifli oyunları orada rahat rahat izleyebilirsiniz. Evet, Ivan bize ne diyormuş telefonda? Sen hala orada mısın? Müşterilerimizi bekleterek yeterince zaman kaybettin. İş hayatında böyle şeyler iyi değildir bizim patron ya. Bir an önce kontrattaki iş için çalışmalar başlasın iyi olur. İş saatlerinde gevşek gevşek çalışmana izin veremem. Kontratı hangi şartlarda imzaladığımızı unuttum galiba. Hemen yanında bulunan yıkım simgesiyle iletişime geç. Ne diye hala para ödüyorum bilmiyorum. Vay vay vay. Patron biraz agresif. Bununla mı iletişime geçeceğiz? Bu eski kumarhaneyi restorana dönüştüreceğiz ama yeniden dekore etmeden önce bazı yıkmamız gereken... Evet, bu slotu tutmayı unutma. Tamam, teşekkürler. Kabul ettik. T'ye basalım. Oyun ufaktan bize yönergelerini öğretiyor. Bu arada bu yıkım yaptığımız ve yeni build'ler yaptığımız bir tamirat, tadilat yaptığımız bir oyun. Bakalım biz de neler yapacağız. Sessiz, sakin bir yermiş gibi gözüküyor. Şu tuşları hemen bir kontrol edelim. Güzel. Bize neler yapmamız gerektiğini de gösteriyoruz. Sağ tarafta da görevlerimiz var. Sandalyeleri konteynerlara götürecekmişiz. Konteyner nerede? Ha şu. Tamamdır. Evet. Burayı boşaltacağız. Burayı boşaltmak bizim işimiz. Biraz patrondan pek az almadım ha. Sonuncu sandalyemizi de alalım. Bu özellik güzel olmuş. İş yapacağımız şeyleri nerede göreceğimiz bir iç görü kullanmaları çok iyi olmuş. Tecrübelenince daha başka şeyler de olacaktır. Şimdi ne yapıyoruz? Elektrik kablolarını kaldır. Burada yanıp sönüyordu. Sen misin? Güzel. O da tamam. İç duvarları yık. Ha, yukarıda da yıkacağımız şeyler gözüküyor. Bunları da yıkacağız. Ha, güzel. Biz bu olaya House Flipper'dan alışığız. Duvar yıkmak bizim işimiz. Gayet de keyifli. Stres atıcı. İç de fena değil. Oyunun en son çıkan versiyonu 2018'miş. 2018'den sonra çıkmamış. Belki devamında çıkacaktır. Bunları da kırmamız gerekiyor. Kendinden kaybolmuyorlar. Yalnız bunları her kırdığımızda artı 2 dolar da para geliyor. Demek ki ekstra temizlik yaptığımız için para da geliyor bize. Şuradaki duvarı da hemen halledelim.
Canan'a okuduk ya. Güzel güzel. Stres atıcı bir oyunlar böyle güzel oluyor. Tamam. Tamam değil mi? Aynen. Buradaki işimiz bitti. Şimdi çatıdaki aslan heykellerini yıkacakmışız. Nereden çıkacağız? Oyun haritası da Satisfactory'yi hatırlatıyor sanki. Aynen çatımıza da çıktık. Gel bakalım kıralım seni. Adam kırmamızı istiyor. Kontrattaki işimiz. Gayet de iyi oldu. Seni de kıralım. Güzel heykellermiş ama bize gelmez. Görev tamamlanmış. Ekstra para kazanmak istiyorsak bas. Güzel. Tamam. Onu da hallettik. Enter'a bastığımız zaman görevden çıkıyoruz. Bu eski kumarhane restorana dönüştür. Tamam. Bu işimiz bitti. Orada oyunun müzikleri vardı. Ben müzikleri kapattım. Şu an o müzik giriyor olabilir. Elif yemeyelim diye. $255. O kadar çalıştık az para geldi gibime geliyor. Ya da House Flipper'da bize çok bol bol para veriyorlardı. Gelen bir çağrımız var. Az önce müşteriden bir telefon geldi. Dediğine göre paha biçilmez aslan heykellerini kırmışsın. Nasıl yani ya? Biz zaten onu işte vardı. Ne demek kontratın bir parçası diyor bize. Müşteri daima haklıdır. Maaşını unut. Ne diyorsun sen ya? Bu kadar da fazla artık kovuldun. Bir daha gözüme görünme. Sanki ben de konuşuyormuş gibi bana cevap veriyormuş gibi oldu ha. Kovdu adam bize. Ne yapacağız şimdi? Yeni bir iş mi buldun? Yo. $13.000 para yattım. Nereden o para yattı ya? Hey patronu duydun kovuldun. Takma kafana. Bu da bizim kanki galiba. Ben de işi bıraktım. Bu pislik evsiz bir maymun gibi koktuğunu söylemekte. Peki iş ortağı olup yeni bir... beraber şirket kuralım ya. Valla olur. Yani kendi makinalarımız ve aletlerimizle. Bak şimdi bu olay güzelleşti. Evet. Hadi bakalım. Hesabımıza biraz para göndermiş. Ayrıca GPS'teki satılık güzel bir araziyi de işaretlemiş. Oraya git ve ofisi satın al. Yeni şirketimiz için harika olacak. Bu arada yakınlarda bir otopark bulsan iyi olur. Kamyonetini oraya bırakırsın. Böylece her yeri yürüyerek gitmek zorunda kalmazsın. Tamamdır. Ya başka bir şeyimiz yok. Burada bir soru işaretimiz var. Bu neymiş? Tamam az önceki otoparklarla ilgili şeyi söylüyor. Aracı teslim et. Aracı teslim et dedik araç geldi. Bu bizim araba mı? Aynen. Oo bir de araç süreceğiz. Güzel. GPS'imize de işaretlemiş. Müthiş. Vay araba sürme olayını da güzel yapmışlar ha. Beğendim. Geldik. Yeni ofis dediği yer burası mı acaba? Bir soru işaretimiz var. Parayı toprak mülkleri satın alarak değerlendirebilirsin. Bu işlerden kar elde etmek için bir dizi görevi tamamlamış olmak gerekir. Tamam. $10.000 burayı satın alacağız. Satın al hadi. Allah istiyoruz, kabul ettik. Görevleri de kabul et. Görevleri başkasına da kiralık olarak yaptırtabiliyoruz. Biz kendimiz de yapabiliyoruz. Ne görevimiz varmış?
Harabeleri yıkalım. Şahane yıkıldı. Müthiş. Ekstradan yıkmak bize bir para kazandırmayacaktır. Kendi yerimiz diye düşünüyorum. Güzel, kafamıza düşmüyor hiç değilse. İş güvenliği her şeyden önce gelir. Yık. Bir de burada. Kadarcık şey kalabilir. Dikkat edin. Güzel, burayı hallettik. Sonra şu aşağıda yukarıda çitler var. Onları sökeceğiz galiba. Yani bunu vurmak da riskli iş. Döküldü mü? Döküldü. Ya şuradan yukarıya da çıkacağız. Ofisin içine bakmadık ya. Ofisin içine de bakarız. Gel. Bakayım, önce bir ofisin içine bakmak istiyorum. Evet be. Böyle bir yer satın alsak da kullansak değil mi? İş yapsak. Bu kadar ucuza satın alabilsek. Mesela. 10 bin dolar nedir ya? Güzel güzel. Fena değil valla. Ben beğendim. Oo, yemekhane mi? Toplantı odası. Güzel. Her şeyi var valla. Üstelik buradan 100 kata da çıkabiliyoruz. Ne güzel. Evet, bu terası şuradan da bir kapı açalım. Bu terası değerlendirelim. Çünkü neden olmasın? Evet, her şeyi hallettik. Sonlandır bakalım. Artık kendi şirketimiz var. Aşama birimiz de tamamlandı. Yine bir telefon. Nasıl gidiyor? Kanki, kanki gelip yardım etseydin be. Yoksa hallettim mi? Hallettim tabii. Şimdi daha iyi kontratlar alabilmemiz için biraz ağır makineler almamız gerekiyor. Makine mağazasını haritada işaretledim. Ya aracınla kendin gidersin ya da gideceğin yerin konumunu haritadan seçip taksi kullanırsın. Haritadan gideceğimiz konumu... Geçelim bakalım. Denemiz taksi çağır. Makine mağazası. Yok ya, niye taksi çağırın? Para vereceğiz bir de taksiye. Kendi aracımız var. Geç araçta. Altta gördüğünüz üzere benzin yakıyor. Az önce gördüm diye. Evet. Yanlış görmemişim. O işaret varsa benzin alacağız demektir. Ol şeridi meşgul etme. Araba kullanma olayı da güzel olmuş ya. Ben beğendim. Yalnız mesafeler bu kadar uzaksa arada taksi çağırırız. Yoksa bu iş böyle olmaz. Harita ne kadar büyük acaba? Onu da merak ettim. Evet, makine dükkanına geldik. Makinaların fiyatlarına bakalım. Bu neymiş? Silindir 7.000 lira. Bizim 3.000 lira paramız var. Yuh. 6.500 dolar. Keşke burada da o kadar ucuz olsa. 7.500 dolar. Paramız yetmiyor. Bu neymiş?
Yıkım robotu. 8500. En pahalısı, en küçüğü en pahalısı. Tekerlekli ekskavatör. 7500. Sen buldozer. 2000 dolar yetiyor vallahi, paramız yetiyor. Gel bakayım. Bizim kanki arıyor. Makinen var ama kullanmak için hala sınavdan geçmen gerekiyor. Yanında bir sınav işareti olması gerekiyor. Etkileşime geçip buldozer sınavını başlatabilirsin. Nereye etkileşime geçiyoruz? Dur. Şurada. Lisans test. Buldozer sürüm. Kabul et. Araç muayenesi. Aracı kim buraya getirdi? Gel bakalım. Ne yapıyoruz? Oo, bize parkur... kullanımı da güzelmiş. Bize parkur İşte bu. Evet, başarılı olmalıyız. Başarılı olmalıyız. Aa, gel buraya, gel 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 gel. Buraya dokun. Aa. Oranın üstünden geçmemizi istiyor da önce şuraya bir gitseydik ya. Hayır. Gel gel geri geri gel. Telleri de çarpma. Şu kumluk araziyi de yıktırtacak bize. Oo, aynen, süper. Oyunda ileride galiba maden kazıcılığına bile falan başlayabiliyormuşuz. Çok ilginç olur. Bakalım oyun nerelere kadar gidiyor. Görevler tamamlanmış. Tamam ya, şu hepsini bitirelim. Başladığımız iş bitirmemiz lazım. Entrabas. Evet, lisansımızı da aldık. Ne kadar zor olabilir ki, değil mi? Evet, unutmayın arkadaşlar. Bundan sonraki bölümleri izlemek istiyorsanız videonun altındaki linkten Fantastic Playlist kanalına gidip tüm bölümleri oradan izleyebilirsiniz. Devam eden serileri artık orada yayınlayacağım. Çok özel, nadir serileri bu kanalda paylaşacağız. Ama oynadığımız diğer tüm içerik, bol bol içerikleri orada paylaşacağız. Orayı takibi alabilirsiniz. Enter tuşuna basalım. Sanırım hazırsın. İşler sekmesindeki menüden bazı kontratlarının mevcut olması lazım. Daha fazla para kazanmak için onları tamamla. İşlerimiz neredeymiş bakacağız. Neden ben çalışıyorum? Evet, bu güzel güzel soru kanki. Çünkü parayı sana ben veriyorum. Aa, bu da patronluk tasladı he. Ben bir yatırımcıdan daha fazlasıyım ama merak etme, yurt dışından daha iyi anlaşmalar getirmeye çalışırken sana da tüyolar vereceğim. Bizim kanki fena çıktı ya. Kontratlar para kazanmanın tek yolu değildir. Kamyonetinle hurda toplamaya çalış ya da altın külçeleriyle dolu kayaları kırmak için bir kaya matkap makinesi satın al. Haritadaki yeşil işaretleri kontrol etmen yeterli. İşte bu. Para kazanacağız. Bir makine alacağız, yeni makineler. O kırım makinesiyle falan filan da gideceğiz şu yeşil alanlarda. Geri dur. Çalışmalar başlatacağız. Haritada şu anlık gayet büyükmüş. Başka yerlerde açılacaktır. Zaten diyor yurt dışı, yurt içi, yurt dışı bir şeyler söylüyor. Evet, işler menüsüne gelelim. Nostalji var, benzin istasyonu, tuvaletleri var, yeraltı deposu var.
Harita üstünde göster. Bu konuma ben normal gidemiyor muyum ya? Navigasyonu işaretlesek. Neyse, aracımıza biner gideriz. Şimdi bu ben aldığım makine burada kaldı. Onu bizim şirkete nasıl götürebiliyoruz? O konuda hiçbir fikrim yok. Neyse, makine bizim makinedir diye düşünüyorum. Şimdi aynen şuradan çıkacağız, oraya gideceğiz. İlk soldaki o artık yapacağımız işe bakacağız. Evet, buraları sevdim. Dağtepe Bayır güzel. El freni çekelim araba. Şimdi yapacağımız işler, bakalım bize ne kadar para kazanacak. 1255 paramız var. Valla hiç de fazla para değil. Dedi çok rahat para kazanırdık ya House Flipper'da. Evet, şu benzin istasyonunda bir iş var. Soru işaretini hemen gördük. Hemen şöyle dalalım. Benzin istasyonu araç menüsündeki ESC yakıt ihtiyacına az... Tamam. Benzin istasyonuna gelir de benzin doldurursak ESC menüsündeki yakıt doldurma yerleri neresiyse. Altın pazarları falan filan da var. Oyunu baya... Orada yeni işler falan da açıldı. Çok ilginç. Tamamdır. Evet, bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Fantastik Diyarlar kanalında bizi izleyen arkadaşlar da umarım keyif almıştır. Bu onlar için bir ilk izlenim. Ama keyif alan arkadaşlar da videonun altındaki linkten Fantastik Playlist kanalımıza gidip, yeni kanalımıza gidip oradan bölümleri yayınlandıkça izlemeye devam edebilir. Lütfen oraya da gidip takip almayı unutmayın. Evet, sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.